İki kişi de buraya gelsin. Tamam. Kerem başla. Tamam. Efendim çek. Ne aşağıda mı? Buralardan mı? Şey bizim Ar-Ge çalışıyor şimdi. Dedim ki... Duruldu köyü mahallesi Malatya'nın bence en güzel, en nadir köylerinden birisi. Ya çok bir sıkıntımız da yok. Pek bir ufak olan kanalizasyondur, ne bileyim doğalgazdır. Her mahallenin olduğu gibi bizim de ufak tefek sıkıntılarımız var. Ya çözülmeyecek sıkıntılar değil. Sizi seviyoruz. Var olun başkanım. Tekrardan hoş geldiniz. İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ziraat Odası Malatya Şube Başkanlığı da bizim paydaşımız. Biz bu organizasyonlarımızı mümkün olduğunca kırsalda yapıyoruz. Geçmişte de böyle benzer organizasyonlarımız oldu. İşte çeşitli işte suluk dağıtımı, belki yem dağıtımı, işte çiftçilerimize fidan dağıtımı, sebze fidesi dağıtımı yapmıştık. Böyle özellikle üreticinin desteklenmesi, üreticiye özendirme çalışmaların yapılması, onların daha verimli böyle üretim yapabilmeleri için çeşitli teknik ve bilimsel destekler. Bir anlamda yani hani böyle çorbada tuzumuz olsun, verdiğimiz çok çok böyle belki büyük bir şey değil ama yaklaşık 250 kişiye vereceğiz değil mi? 250 aileye. Bir arpa dağıtımımız olacak. Burada da birkaç böyle örnek çiftçimize bizzat biz gidip takdim edelim dedik. O yüzden de hem de sizlerle muhabbet ederiz. Sizlerin bizlere önerileri vardır, tavsiyeleri vardır. Mahallemizin eksiği, gediği vardır, yapacağımız işleri vardır. Hem tanışmış oluruz, hem de istişare etmiş oluruz, hem de bu şekilde bu arpa dağıtımımızı da başlatmış oluruz. Belediyecilik geçmişte sadece kent belediyeciliğiydi. Kaldırım yapılır, asfalt yapılır, kanalizasyondu. Ancak büyük şehir olduktan sonra artık kırsal mahallelerimiz de oldu. Kırsal mahalleler olunca da tabii kırsal alanda tarım ön plana çıkıyor. Belediyelerimiz de bu anlamda artık bir hizmet misyonu üstlenmiş oldu. Yeşillik Belediyesi'miz baştan beri bu tür hizmetlere öncelik verdi. Evet. Kırsal alanda özellikle köylerimizde yaşayan insanları doğdukları yerde nasıl doyururuz ya da orada yaşantıları nasıl idame ettiririz bize yönelik kafa yorarak projeler geliştirdi. Bu anlamda geçmişte işte sebze fidesinden meyve fidanına kadar çeşitli tohumlara kadar birçok faaliyetler sizlere destek anlamında yapmıştı. Bu yılda böyle arpa ekimi yapıldı. Kendi ürettikleri ürünleri sizlere işte gerek tohum gerekse de hayvanlarınıza yem olarak bir destek anlamında bir dokunuş yapmış oldu. Aslında önümüzdeki yıllarda sizler de takip ediyorsunuz. İşte iklim değişikliği deniyor, küresel ısınma deniyor. Bununla beraber birçok daha önce alışılagelen hayat tarzımızda değişiklikler zorunlu olacak. Bunların en başında da tarımla ilgili değişiklikler zorunlu. Çünkü iklimle alakalı olduğu için biraz önce sizlerin de bahsettiği gibi. Dolayısıyla tarımsal hizmetler, tarımsal yatırımlar, buna yönelik Ar-Ge projeleri daha önem arz edecek. İki kişi de buraya gelsin. Kerem başla. Defey alam. Tamam. Bana şimdi. Evet.
Allah'a emanet. Allah kolaylık versin. Görüşmek üzere inşallah.